استانبول شهری ساکنده از کاخها، مساجد و کلیساهای تاریخی، اما یک بنای تاریخی ویژه همیشه محل بحث و درگیری بوده است. روایت او که یک روز جوستینیانوس، امپراتور جوستینیانوس، اکمک یار. او اکمک یاره دوشر. او اکمکی بی ارا آلر. او ارا اوچارک ازاکلاشیر. جوستینیانوس همین بی تور فرمان یایندار. Der ki o arı bulunacak. Bütün arıcılar peteklerini kontrol etsinler. O ekmek bulunsun. Bir sürü petek gelir. Fakat o gelen peteklerden bir tanesi o kadar ilginçtir ki o petek Ayasofya'nın temelini oluşturur. Mimari planının temelini oluşturur. Ayasofya, imparatoran, salatin ve ruhasay keşver ziyadi را به چشم دیده است. زمانی کلیسا بوده و زمانی دیگر طی 3 روز به مسجد تبدیل شده. گاهی موزه بوده و در بیشتر اوقات محل درگیری سیاستمداران و رهبران دینی. آیاسوفیا استانبول'un tarihsel çekirdeğinin günümüzde doğu ucunda kalıyor. Fakat inşa edildiği dönemde bu tarihsel çekirdeğin merkezinde, kentin en önemli noktalarından birinin üzerindeydi ve bu alanda daha önce iki kilise daha inşa edildiğini biliyoruz. Bir tanesi bu alanda bulunan bir tapınağın üzerine inşa edilen, milattan sonra 4. yüzyılda inşa edilen Megale Ekklesia, yani büyük kilise. Diğeri bu bir isyanla yok edildikten sonra 5. yüzyılda Theodosius tarafından yeni bir kilise inşa ediliyor burada ve günümüzde gördüğümüz Ayasofya aslında milattan sonra 6. yüzyılda Justinianus tarafından inşa edilen 3. Ayasofya aynı alandaki. Tam bir Roma mimarisi olan şu gördüğünüz yapı bir pagan yapısıdır aynı zamanda. Kubbesi, kendi üçlü planı, ortadaki büyük aksıyla, büyük yapısıyla o bir, yani kendisi bir Roma yapısıdır. Gizli kapı, Ayasofya'nın gizli kapısı hikayesidir. Bu hikaye temel olarak şuna dayanır. Fatih İstanbul'u fethederken içeriye girer. O sırada bir rahip duasını etmektedir. Askerler içeriye girerler. Rahip onlardan kaçar. Askerler onu takip eder. Rahip birden bir gizli kapının içinden elinde kutsal kadehiyle duasını yarım bırakıp gizli kapıdan içeriye girer. Birden kaybolur ortada. Denir ki İstanbul'un Hristiyanlar tarafından tekrar geri alındığı zaman, yani haç Ayasofya'nın tepesine tekrar dikildiği zaman o rahip geri dönecektir ve o duaya devam edecektir. Aslında bu Ayasofya yapısı Bizans döneminde inşa edildikten sonra kendi döneminin de bütün inşa yapım teknikleri ve mimari anlayışının ötesinde bir örnek olarak ortaya çıktığı için kubbeli bir bazilika olarak hem İstanbul'a hem de geniş bir coğrafyada büyük etki uyandıran bir anıt yapı olarak tarihe geçiyor. Nitekim 1453'te kazandığı bu anlamın da etkisiyle şehir Osmanlıların eline geçtiğinde burası kılıç hakkı olarak camiye dönüştürülüyor. Fakat Osmanlılar da yapının ayakta kalabilmesi için yapıyı ayakta tutacak ve yapıyı zenginleştirecek, yapının yeni katmanlar kazanmasını sağlayacak eklentilerle yapının Cumhuriyet dönemine kadar ulaşmasını sağlıyor. 1930'larda Ayasofya'daki fresklerin mozaiklerin daha doğrusu ortaya çıkarılmaya başlanmasından sonra 1935 yılında Türkiye Cumhuriyeti döneminde Ayasofya müzeye dönüştürülüyor. Böylelikle Ayasofya aslında bu zengin tarihinde İstanbul'un çok kültürlü, çok kimlikli yapısını aynı anda sergileyebilecek bir kimliğe de kavuşmuş oluyor ve günümüze kadar müze olarak geliyor. Ancak Türkiye'de ne zaman ana akım siyaset zora düşse, milliyetçi muhafazakar kitleleri etkileyebilmek için bazı gruplarla birlikte Ayasofya'yı ve de bazen İstanbul'un fethiyle ilgili anmaları bu milliyetçi muhafazakar siyasetin bir aracı haline getirir, araçsallaştırır ve tarih boyunca kazandığı çok katmanlı, çok kültürlü kimliğinden soyutlayarak sadece Osmanlı dönemine, sadece İslami kimliğine referans veren bir anlayışla
bir propaganda malzemesi olarak ortaya atar. Yine böyle bir dönemden geçiyoruz ne yazık ki. Ayasofya sadece kendi mekansal sınırlarıyla ve inşa edildiği dönemin kültürüyle sınırlı kalmıyor. Çok daha geniş bir coğrafyayı çok etkiliyor, etkilemeye devam ediyor. Ve bu sayede hem Osmanlı'nın hem Bizans'ın hatta geç Roma'nın bir başka deyişle ortak ürünü olarak günümüzde varlığını sürdürmüş oluyor. اکنون پس از نزدیک به 100 سال قرار است در این ساختمان نماز جماعت خوانده شود. اما این ساختمان تاریخی فارغ از قومیت، دین، مذهب و سیاست، میراثی مشترک برای همه انسان هاست.